Merhaba değerli seyirciler, İçer gündemine hoş geldiniz. Mersin'de yaşanan gelişmelerle birlikteyiz. Programımıza genelde protokolle ilgili haberlerle başlıyoruz ama bugün öyle yapmayacağız. Protokol haberlerini biraz geriye bırakacağız. Aslında Mersin gündemiyle ilgili çok çok önemli bir gelişme var. Bu gelişme üzücü, bir ölümle sonuçlanan bir gelişme değerli seyirciler. Hatırlayacaksınız birkaç haftadır ve yuvarlak hesap 2 aydır Mersin'deki vatandaşlar elektrik kesintilerinden şikayetçi. Ayrıca neredeyse 1 yıla yakın bir süredir muhtarlar, mahalle muhtarları TEDAŞ'ın mahallelerinde, sokaklarda, caddelerde vermesi gereken hizmeti vermemesinden şikayetçi ve sokak lambalarının değişmemesinden ve yer altına alınması gereken elektrik tellerinin yer altına alınmamasından şikayetçi. Ve tabii ki mahallelerde bulunan bazı trafoların eski olması nedeniyle yaşanan yangınlardan da vatandaşlar şikayetçi. Ayrıca evinde bir sağlıkla ilgili makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veren vatandaşların hiçbir haber verilmeden elektrik kesildiği zaman ölümle burun buruna kalmasından şikayetçi insanlar. Evlerinde otururlarken ve evlerinde makineye bağlı hastalar varken ve evlerinde yemek pişirirlerken ya da çocuklarıyla ilgili elektrikle elektriksiz yapılamayacak bir şeyler yapılırken, çocuklar ders çalışırken TEDAŞ görevlilerinin gelip hiçbir kimseye haber vermeden borcu ödenmediği için elektriklerin kesilmesinden ve ailenin mağdur olmasından vatandaşlar şikayetçi. TEDAŞ'la ilgili şikayetler bir türlü bitmiyor, TEDAŞ yetkililerine bir türlü ulaşılamıyor. Hatırlayacaksınız 2-3 hafta öncesinde de Cumhuriyet Meydanı'nda elektrik kesintileriyle ilgili vatandaşlar TEDAŞ'ı protesto etmişlerdi ve neden bunlar yaşanıyor diye de Çamlıbel'de bulunan TEDAŞ bürosuna dilekçe vermişlerdi. Ama bu dilekçelere de hiçbir cevap verilmedi. TEDAŞ sanki devlet içerisinde bir devlet, yerel yönetim içerisinde sanki valilikten bile daha üstün bir kurummuş gibi hiçbir kuralı tanımadan, şikayetleri dikkate almadan çalışmasına, ki eğer çalışıyorsa devam ediyor. Ve işte Mersin'de Şevket Sümer Mahallesi'nde bir ailenin balkonuna asmış olduğu halı şiddetli rüzgarla uçtu, elektrik tellerinin üstüne düştü. Vatandaş ne yapacağını bilemedi. TEDAŞ'ı aradı, TEDAŞ'tan vinç ve elektrik arıza da çalışan işçiler geldi. Halıyı almak isterlerken bir işçi elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti. Mersin'de tele düşen halıyı almaya çalışan elektrik arıza işçisi akıma kapılarak hayatını kaybetti. Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi 155. cadde üzerindeki bir apartmanın duvarına kurutulmak üzere asılan halı rüzgarın etkisiyle uçarak elektrik tellerine takıldı. Bunun üzerine vatandaşlar durumu elektrik arıza ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen elektrik arıza ekibinden Davut Sancar vince binerek halıyı çekmeye çalıştı. Bu sırada Sancar elektrik akımına kapıldı. Burada halı mı? Niye? Halı elektrik girenin tellerin üzerine düşmüştü. Evet. Biz de muhtarı aradık. Muhtar kendi şeylerini aradı TEDAŞ'ı. Arkadaşlar geldiler işte. Haberi buymuş yani. Allah rahmet eylesin. Olur. Yok, halı düştü. Geldi dışarı baktı, havaya baktı. Bir şey yok hani. Arkadaşı şoka girmişti. Evet. Vinçler zaten havada kalmıştı. İşte arkadaşlar geldi. Gelen giden buraya toplandı. Biz de taveden çıktık. Şeyi indirdik, vinci indirdik. Arkadaş iri yapılı olduğu için iki arkadaş çıkmıştı vince. İkisi kendi gücüyle çıkartamadı. Biz de milletin yardımıyla şeyin üzerine çıktık. Arkadaşı yere indirdik. Ambulansa aradık. Ambulans gelene kadar böyle bir vakit geçti. Vincin aşağı inmesi üzerine Sancar'a ilk müdahale çevredekiler tarafından yapıldı. Vincin kupasından indirilen Sancar, 112 acil ekipleri tarafından Mersin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sancar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sancar'ın Mersin Devlet Hastanesi'ne gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Bir çocuk babası Sancar'ın, eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Değerli seyirciler, şimdi bir arkadaşlarımdan rica ediyorum ekranlara bir görüntü vermelerini.
fotoğraflarla oluşan bir görüntü Mersin'in kenar mahallelerinde plansız büyüyen şehrin, plansız büyüyen mahallenin ve plansız oluşan cadde ve sokakların elektrik direkleriyle ve telleriyle dolu olması ve birçok binanın kaçak yapılması nedeniyle elektrik direkleri binalara neredeyse sıfır. Hatta bazı binaların ortasında elektrik telleri ve direkleri var. O görüntüleri lütfen verelim arkadaşlar. Göreceksiniz değerli seyirciler. O görüntülerde işte görüyorsunuz. Evet, gördünüz. Konuya yine canlı telefon bağlantısıyla yaklaşacağız değerli seyirciler. Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Gülgen'le bu konuyu konuşacağız. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz efendim. Evet, konuya devam ediyoruz değerli seyirciler. İçer gündemine de devam ediyoruz. Mersin'de TEDAŞ'ın vermediği hizmetler dolayısıyla vatandaşlar şikayetçi. Vatandaşlar da şikayetlerini en kolay ulaşabildikleri muhtarlıklara, mahalle muhtarlıklarına iletiyorlar. Mahalle muhtarları da bu şikayetleri giderebilmek amacıyla TEDAŞ yetkilileriyle görüşmek istiyor ama görüşemiyor. Görüşebilseler de sorularına cevap alamıyorlar ve mahallelerinde yapılmasını istedikleri hizmetlerle ilgili verilen sözlerin tutulmasını istiyorlar ama bu sözlerde bir türlü tutulamıyor. Yine bir yıla yakın bir süre öncesinde Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde Mersin Muhtarlar Derneği'ne üye mahalle muhtarları bir araya gelmişlerdi ve bizim mahallelerimizde elektrik direklerinin değişmesi gerekiyor, elektrik tellerinin değişmesi gerekiyor. Aslında elektrik tellerinin yer altına alınması gerekiyor ve direklerin kaldırılması gerekiyor. Gerekli sokak lambalarının modernize edilmesi, sokak lambalarının ampullerinin değiştirilmesi gerekiyor. Ama bu çalışmalar nedense daha çok Mersin'in Yenişehir ilçesindeki mahallelerde yapılırken Akdeniz ve Toroslar ilçesindeki mahallelerde bu çalışmaları bir türlü göremiyoruz. Bu çalışmaların yapılmasıyla ilgili tarih verilmesine rağmen yine de bu tarihte sözde durulmuyor. Bunun nedenini TEDAŞ yetkililerine sorduğumuz zaman da TEDAŞ yetkilileri elimizdeki malzemeler uygun değil diye cevap veriyorlar ama mahalleli de şikayetlerini sıklıkla bize dile getiriyor. Sokak lambaları çalışmadığı için hırsızlık olayları araçlardan ve evlerden yaşanıyor ve mahalleli gece hava karardıktan sonra bazı sokaklara ışık olmadığı için girmekte korkuyor diye bir yıl öncesinde şikayette bulunmuşlardı. Ama tabii ki gelinen bu süre zarfında bu şikayetler bir türlü giderilemedi. Ve bunun yanında Mersin'in özellikle de Akdeniz ilçesindeki bazı mahallelerde elektrik aktaran direklerin kaldırılması, tellerin yer altına alınması gerekirken bu çalışmada yapılmadığı için insanlar tehlikeyle yüz yüze, tehlikeyle birlikte yaşıyorlar. Ve bazı durumlarda da kaçak elektrik kullanım oranları da giderek artıyor değerli seyirciler. Ve işte bu durum karşısında bir halı uçtu, elektrik tellerinin üstüne kondu. Muhtar aradı TEDAŞ'ı. Vinç'le birlikte arıza ekibinde çalışan insanlar geldi ama halıyı kurtarırken bir kişi hayatını kaybetti.
Evet, bu konuları konuşacağız. Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kiremithane Mahallesi Muhtarı Ali Gülgen'le. Ali Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ali Bey, şimdi arkadaşlarım bağlantıyı sağlayıncaya kadar biraz fazla konuşarak geçmişi anlatmaya çalıştım zaman kazandırmak için. Şimdi evet. Bir yıllık bir süreç öncesinde Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya geldiniz. Ve evet. TEDAŞ'la ilgili şikayetlerinizi söylediniz, basınla, evet. Kamuoyuyla paylaştınız muhtarlar olarak. Şimdi önce oradan başlayalım. Gelinen bu süre zarfında o şikayetleriniz dikkate alındı mı, sorunlarınız giderildi mi? Hayır, dikkate alınmadık. Sorunlarımız da giderilmedi. Hala sorunlarla boğuşuyoruz. Sadece bundan 15-20 gün önce... tabii biz bunu çeşitli partilere, iktidar partisine falan yansıtmıştık. AK Parti İl Başkanı arkadaşımız bize dedi ki size üst düzey yöneticileri getireceğim. Hilton'da bütün muhtarlarla bir toplantı yaptık. Biz onlara dertlerimizi anlattık. Onlar da bize dertlerini anlattılar. Biz orada işte bütün muhtar arkadaşlarımız bu 186'nın doğru dürüst cevap vermediğinden ve Adana'ya bağlı olduğundan biz muhatap bulamadığımızdan bahsettik. Hakikaten bugüne kadar muhatap bulamıyorduk. 186'yı arıyorduk. Adana bölge çıkıyordu. Adana bölge sizi Mersin'e bağlıyorum diyordu. 15-20 dakika sürüyordu bu bağlantılar. Onu söyledik. Dediler ki bu devletin şeyi. Uygulaması. 186 devletin daha önce sözleşme yaptığı bir telefondu. Şimdi onu 1 Ekim'den sonra biz alıyoruz. Artık muhtarlarımız direktman dedi. Orada telefonları olacak. O düşecek dedi. Direktçe muhatap olacaksınız. Onun için 1 Ekim'i bekliyoruz. Ama şu anda bile daha henüz direkt muhatap bulamıyoruz. Yani bize öyle bir şey oldu ki hani ne diyorlar? Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler bizi. Adamlar şimdi daha önce biz TEDAŞ bundan iyiydi yani. Bana kalırsa devletin TEDAŞ'ı şu andaki durumdan iyiydi. Ama muhatap birkaç kişi buluyorduk. Şimdi onu açıklığa kavuşturalım. Şimdi hala elektrik hizmetlerinde bir özelleştirme oldu. Evet. Artık evet. TEDAŞ yok, değil mi? Yok. Şu anda Sabancı'nın kurmuş olduğu Enerjisa yapıyor bu işleri. Evet. Yani bakım, onarım Enerjisa'ya ait, elektriklerin kesilmesi den bu firma sorumlu. Ama vatandaş hala TEDAŞ'ı. Çünkü insanların da ağzına yerleşmiş durumda. Yani fikrine yerleşmiş durumda. Neredeyse genlerimizi işlemiş durumda. Her şeyden TEDAŞ'ı sorumlu tutuyoruz. Ben bile programı açarken bunda TEDAŞ aşağı, TEDAŞ yukarı diye konuştum. Ama tabii özelleştirme nedeniyle özel bir şirket artık sorumlu. Tabii bu özel şirketin yetkililerini de bulabilirsiniz. Tabii bulabilirsiniz. Şimdi bugün bunlar Adana, Antep, Hatay, Maraş hepsine bakıyorlarmış. Evet. Yani bütün ihale bunlardaymış ama biz henüz daha bunları sisteme oturtturamadılar. Yani eski TEDAŞ'a bile arattılar bize yani. Evet. Biz 10 aydır çekiyoruz yani bu tam 10 aydır bu TEDAŞ'tan çektiğimizi hiçbir şeyden çekmedik. Evet. Ki tabii her şey çok karma karışık hale geldiği için hafta sonu da Şevket Sümer Mahallesi'nde havalar malum şiddetli rüzgar bir halıyı uçurdu, elektrik tellerinin üstüne kondurdu. Vatandaşlar muhtara söylediler. Muhtar da arıza servisini aradı. Bir vinçle geldi. Gencecik insanlar, çalışan insanlar halıyı indirelim derlerken elektrik akımına kapıldılar ve bir kişi, bir baba, vefat 30 etti. Yaşında çocuğu var. Eşi de hamile, üstelik birkaç ay sonra ikinci çocuğunu doğuracak, vefat etti. Şimdi orada elektrikler kesilmez mi? Belirli bir süre için, 10-15 dakika için kullanılan o insanların kullandığı vinç, ellerindeki eldiven, üstlerindeki elbise, akımı geçirmeyen elbiseler olması gerekmez mi? Yani çok yani nasıl anlatacağız bu sıkıntıyı, derdi, kime ulaşacağız onu da bilmiyoruz. Peki Ali Bey, buyurun. Evet. Yani şimdi biliyorsunuz inşaatta bile adam diyor ki baretsiz gezme, bilmem ne yapma. Bu TEDAŞ ya, en ufak bir yanlışta elin çarpsa seni çarpacak. O elektriği niye kesmezsiniz abi? Evet. Git trafodan o elektriği kes. Neredeyse bir 15 dakika kes. Ya 3 saat kesilen yer var abi, arızadan dolayı 5 saat kesilen yer var.
Burada insan canı bunun yani. Oraya bu adamlar çıkıyorsa önce bir elektrik kesilir. Ondan sonra o arkadaş oraya çıkar. Yazık değil mi şimdi bu can ne olacak? Bunun çocukları ne olacak abi ya? Evet. Arkadaşlar aynı zamanda o haberin görüntüsünü de verelim. Şimdi Ali Bey peki... Şu anda zaten cenaze şu anda defnediliyor. Evet. Mezarlıkta. Evet. Şimdi Ali Bey peki belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, kaymakamlıklar bu konuyla ilgili muhakkak ki müracaat etmişsinizdir. Yani evet, bir yaptırım evet. Uygulayamadılar mı? Hayır. Belediye başkanları zaten hiç yani biz de diyor sizin gibi söylüyoruz. Bizi şey yapmıyorlar. Kaymakam beylere de zaten her toplantıda kaymakam beyleri de şeye kale almıyorlar ki. Yani adam özel şirket özelleşmiş yani. Onlar da şey giden valimize söylemiştik. Hani biz basın toplantısını yaptığımızda giden valimize söyledik. Sayın valimiz bize dedi ki ben Anamur'un bir ucundan Çamlıyayla'ya kadar her gün telefon alıyorum bu TEDAŞ'la ilgili. O zaman bize müsaade edin biz basın toplantısı yapalım dedim. Buyurun yapın dediler. Yani onların söylemesiyle yaptık. Yani baktık yani yetkililerden de bir şey gelmiyor. Yani şirket özelleşince kimsenin sözü de geçmiyor şirkete. En son işte bu Enerji Sağ'ın genel müdürünü buldular. Enerji Bakanlığı falan devreye girdi. Geldi bizde bir toplantı yaptı. Ama sistemi oturtturamadıklarını, tam şey yapamadıklarını, rentable çalışmadıklarını kendileri bile ifade ediyorlar bize. Evet. Yani öyle gözüküyor ki işimiz Allah'a kalmış gibi. Vallahi billahi. Zaten bu yani hep böyle şeyler bizim Türkiye'de oluyor. Bu iş Allah'a kalmak. Evet. Ama ne olacak sonumuz bilmiyorum. Yani biz bundan mağduruz. Arkadaşlarımız arıyor. Elektrik kesiliyor. Elektriğin ne zaman kesileceğini bize söylemiyorlar. Yani benim mahallede bir elektrik kesilecekse diyor ki biz basına verdik. Ya bana da bir telefon aç kardeşim. Benim telefonum var sende. Evet. Ya Kiremithane Mahallesi'nde yarın sabah 8'den akşam 18'e kadar elektrik kesilecek de burada bir sürü esnaf var. Bir sürü insan var elektrikle iştigal eden. Elektriksiz olmayan kasabı var bilmem neyi var. Ya bunları söyleyin biz de insanlara bunları iletelim. Ama maalesef bunları da söylemiyorlar. Diyor söylemeyince elektrik kesiliyor. Mahallede adam geliyor ne zaman gelecek? 186 arıyorsun hak getire. Yani evet. Biz de bir şey yapamıyoruz. Yani elimiz kolumuz bağlı. Biz de bekliyoruz. Evet vatandaşın da hesap soracağı gün gelecektir herhalde. Vatandaş hep bize soruyor ya Ali Bey. Evet. Yani evet. En yakın bizi buluyor, bize soruyor. Ya su kesiliyor muhtar da, elektrik kesiliyor muhtar da, yağmur yağıyor, su basıyor muhtar da. Ya biz arkadaş bunları senelerdir yaşıyoruz. Hepsini ilgili makamlara söylemişiz yani. Bu su bir yeri basıyorsa hep orayı basıyor zaten. Ben 15 senedir söylemişim. Şimdi gene dün su bastı mesela. Evet. İnşallah bu basılan yerleri görmüşlerdir. Bunlara bir tedbir alınırsa bu TEDAŞ'ta işte bilmiyorum yani bizi nasıl muhatap alacaklar, nasıl konuşacaklar. Vatandaş arıyor 186'yı zaten çıldırıyor. Geliyor bize çatıyor. İşte yani bizimle çatacak kimsemiz yok. Genel seçimlerde ve yerel seçimlerde vatandaş oyla ben hesabımı soracağım diyor ama yine de partizanlıkla aynı sistem hep devam edip gidiyor efendim. Ali Bey çok teşekkür ediyorum. Artı söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok ben de sizin duyarlılığınız için İçel TV'ye teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hiç olmazsa duyan duymayan sizin oradan bir sesimizi duyar. Bu feryadımızı duyar. Ben ölen arkadaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kalan çocuklarına da başsağlığı diliyoruz. Amin. Ailesine, babasına, amin. Anasına. İnşallah devlet veya bu şeyler herhalde bu aileye bir bakacaklardır. Yazık yani. Bilmiyorum daha söylenecek acı şeyler var ama. Allah rahmet evet. eylesin. Yani ha. Genç bir arkadaşımızdı. Şimdi bir tane çocuk kaldı. Hamile bir eş kaldı. Evet. Allah diğer arkadaşlarımıza zeval vermesin. Amin. Yapacak bir i̇şte şey de yok. Bir ihmal, görevin yapılmaması bir kazayı ya neden oldu. Ya tabii canım ya. Ali Bey teşekkür ediyorum. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür efendim. Ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Konu önemli. Hakikaten çok önemli değerli seyirciler ve Mersin'de yaşayan her bir bireyin bu anlamda dünya standartlarını yakalayabilmesi için mücadele etmesi gerekiyor. Yasal sınırlar çerçevesinde hakkını araması gerekiyor. Ve değerli seyirciler şimdi diğer bir konuya geçeceğiz. Bugün değerli seyirciler Mersin'de Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Kuyuluk'ta basın mensuplarıyla bir araya geldi
ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir helikopterle basın mensupları Mersin ili genelinde gezdirildi. Orman yangınlarında zarar gören alanlar gösterildi. Bu alanlarda yapılan ağaçlandırma çalışması gösterildi. Ve orman yangınlarıyla mücadele konusunda yapılan göletler, sulama çalışmaları, yeniden ormanı rehabilite etme çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Yaban hayatının korunması amacıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Değerli seyirciler, ve Mersin'de Orman Bölge Müdürlüğü'nün her alanda Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile ve köylerle ilgili birimlerle, bakanlıklarla koordine içerisinde yapması gereken sorumlulukları ne derece yerine getirdiği konusunda basın mensuplarına bilgiler verildi. Tabii Kuyuluk'taki bu birliktelikte helikopterle geziye çıkmadan, çalışma yapılan alanlarda inceleme yapılmadan önce Mersin Orman Bölge Müdürü Abit Baca yapılan çalışmalar hakkında bir ön bilgi verdi. Çok değerli gazeteciler cemiyeti başkanımız, sizlerle, basın mensuplarıyla, televizyon ve ajans sahipleriyle bizleri bugün burada buluşturdu Kuyuluk depomuzda. Bugün Mersin Orman Bölge Müdürlüğümüzün çeşitli ormancılık faaliyetleri çalışmalarını, yangın amaçlı yaptığımız havuz göletleri, yardop çalışmalarını, yine ağaçlama amaçlı yaptığımız sedir ekim sahalarını, üretim sahalarını, çeşitli tesislerimizi hep beraber Mersin'imizi yaklaşık 2 saatlik civarında bir gezimizi hep beraber gezeceğiz. Havadan helikopterlerimize, sivil helikopterimize beraber sizleri ormancılık çalışmalarını ve Mersin'imizi en güzel şekilde havadan göstermeye çalışacağız. Havamızda bugün hakikaten çok güzel, yağmur akabinde hava çok açık, nem yok, sis yok, bulut yok. İnşallah hepinizin memnun olacağı bir gezi olacaktır. Hepinize hoş geldiniz ve teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Sağ olun. Sayın Müdürüm, zor bir gezi olacak mı şimdi? Havada biraz iyi ama yukarıda durum nasıl acaba? Yok, çok memnun kalacaksınız. Hakikaten havamız arasak böyle bir hava bulamayız. Evet. Yağan yağmurdan sonra açan bir çok güzel güneşli pırıl pırıl bir hava var. Havadan da o şekilde çok güzel bir görüntü elde edeceksiniz, göreceksiniz. Memnun kalacaksınız. Size en güzel güzü de Mersin'imizin, ormanlarımızın en güzel derinliklerini göstermeye çalışacağız hep beraber inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Yolumuz açık olsun. Yolumuz açık olsun, evet, hep beraber. Evet. Sağ olun. Orman Bölge Müdürü Abit Baca'nın, değerli seyirciler, yapmış olduğu bu açıklamadan sonra helikopter gezisiyle çıkıldı. Arkadaşlar, gezi boyunca elde edilen görüntülerden kısa bir bölümü de ekranlara verelim. Helikopterle az önce Orman Bölge Müdürü Sayın Baca'nın da dile getirdiği gibi Mersin ormanları ve ormanlarda yapılan ağaçlandırma çalışmaları, yaban hayatının korunmasıyla ilgili. Lütfen verelim arkadaşlar görüntüleri. Evet. Ekranlarınıza da gördüğünüz üzere helikopterle yapılan gezinti sırasında Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları havadan denetleniyor. Orman yangınlarında zarar gören bölgelerdeki yeniden ağaçlandırma çalışmaları, ayrıca orman yangınlarına çok kısa sürede müdahalede bulunmak ve yaban hayatının yaşamını, devamını sağlamak amacıyla oluşturulan göletler havadan denetleniyor. Ekranlarımızda gördüğünüz üzere bu göletler tabii ilgili bakanlık ve müdürlüklerin çalışmalarıyla oluşturuluyor. Hem yakın bölgelerdeki orman yangınlarına en kısa sürede su temin ederek müdahalede bulunmak amacıyla kullanılmasının yanında bölgedeki yaban hayvanlarının da özellikle yaz sıcaklıklarında su ihtiyaçlarını gidermesi amacıyla da önemli görevler üstleniyor. Ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün, değerli seyirciler, gözetleme kulelerini de ekranlarınızda görüyorsunuz. Ve Orman Bölge Müdürlüğü yangınla mücadelede
Mersin ili genelinde 58 arazöz, 20 su tankeri, 28 ilk müdahale aracı, 2 helikopter, 10 dozer, 7 grader, 1 ekskavatör, 25 motosiklet, 50 gözetleme kulesi ve 981 mücadele personeli ve 714 mevsimlik işçiyle çalışmalarını devam ettiriyor. Gördüğünüz üzere, evet, arkadaşlara teşekkür ediyorum bu görüntüler için. Tabii helikopterle bu gezinti yapıldıktan sonra kuyruğa tekrar bölge orman şefliğine tekrar geri dönüldüğünde yine Mersin Orman Bölge Müdürü Abit Baca bu geziyle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili yine bilgiler verdi. Bugün Mersin Orman Bölge Müdürlüğümüz sizlere, bütün gazeteci arkadaşlara misafir etti. Her yıl geleneksel olarak ormancılık çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi siz değerli gazetecilerimize tanıttığımız bir gezi, helikopterle bir gezi yaptık bugün hep beraber. Bugün şu anda kuyruk deposundan kalktık biraz önce. Erdemli üzerindeki yaylalardaki ormanlık sahaları, iyi tarım uygulamalarını, oradan Hacalan tarafındaki gölet ve çevresini, sedir ekim sahalarını gördük hep beraber. Ormancılarımızın bizlerin yaptığı, daha önceki yapılan, bu yıllarda yapılan çalışmaları, sedir ekim sahalarını hep beraber havadan gözetledik. Ve yine orada orman yangınları açısından, onlarla orman yangınlarında mücadele açısından aldığımız uygulamalar, yaptığımız tedbirler var. Yardop uygulamaları. İşte toplama çukurları, havuzlarımız var. Bunları havadan gözetledik. Yine kulelerimizi, çalışmalarımızı, üretim çalışmalarını, Erdem'in üzerinden Arsanköy, Dümbelekdüzü, yörüklerimizin yazın Temmuz-Ağustos aylarında sıcaklarda otlatma yaptıkları alanlara gezdik, gördük. Ve Göcekdere'den yine Mersin ilimizin güzide harika manzaraların olduğu, turizm açısından turizmin gelişmesine, hizmetini sunulmaya bekleyen Cehennemdere Vadisi'ni gezdik. Oradaki iki yangın gözetleme kulesini gördük havadan, gözetledik. Ve yine oradaki sedir ekim sahalarını, erozyon kontrol sahalarını hep beraber havadan gözetledik. Arkasından Tarsus üzerinden Karabıcak'taki turizm alanını gezdik hep beraber havadan. Fıstıkçam ormanlarının bulunduğu turizm alanını, yaklaşık 1426 hektardır orası. 212 hektar civarında bir tahsis var şu anda, kesin tahsis. Onları havadan gördük ve en güzel de Doğu Akdeniz'in incisi Mersin ilimizi sahilini hep beraber sizlerle fotoğrafladık, resmettik. Buraya geldik ve sizleri, bizim hem çalışmalarımızı tanıttığınız için öncelikle sizleri, başta gazeteciler başkanı, cemiyet başkanımızı ve ekibini, sizleri, bütün basın mensuplarını, televizyon ve ajansları, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, kutluyorum. Ben yine bu günlerde hakikaten güzel bir yağış aldık Allah'a şükür. Orman yangınları açısından bizleri rahatlatan bu senede... Evet, Orman Bölge Müdürümüz Sayın Abit Baca bilgiler aktardı. Konuşmasının son bölümünde dile getirdiği üzere Mersin sahilleri, Tarsus Kazanlı Turizm Bölgesi'nin sahilleri özellikle değerli seyirciler ve Anamur'dan tutun da Mersin'e, Tarsus'a kadar ki süreç, yol boyunca, sahil boyuncaki sahil görüntüleri ve Mersin şehrinin, merkezinin havadan görüntüleri de lütfen verelim ekran arkadaşlar, bu görüntüleri. Sizler de şu anda görüyorsunuz. Adnan Menderes Bulvarı şu anda helikopterle sahilden görüntüler ekranlarınıza geliyor. Tabii bu görüntülerden de dikkat ettiğiniz üzere Mersin yeşil bir şehir değil, geniş yeşil alanların olmadığı bir şehir. Gördüğünüz üzere sahilde var olan yeşil alanlarda doldurma, denizin doldurulmasıyla elde edilen alanların ağaçlandırılmasıyla elde edilmiş durumda. Doğal yeşil alan Mersin şehir merkezinde
hiç yok değerli seyirciler. Ve binalar göze çarpıyor, beton bloklar göze çarpıyor. Ve sahile sıfır noktada da gördüğünüz üzere çok fazla yüksek, çok katlı binalar var. Aynı durum 1960'lı ve 70'li yıllarda sahile çok katlı binaların dikilmesine İspanya'da izin vermiş ve gelinen 90'lı ve 2000'li yıllarda bu durum İspanya'nın turizmini, özellikle de sahil turizmini çok olumsuz yönde etkilemiş ve 2000'li yılların başlarında da İspanya'nın sahildeki önemli şehirlerinde çok katlı binalar tıraşlanarak kat sayısı düşürüldü. Bu uygulama Türkiye içinde uygulansın denildi bir dönem ama yüksek maliyet nedeniyle ve bu uygulamayı yapabilecek Türkiye'de yetişmiş eleman ve bu uygulamanın yapılması için gerekli olan imzayı atacak cesaretli yönetici bulunamadığı için bu uygulama gerçekleştirilemedi değerli seyirciler. Ve şu anda da helikopterin yere indikten sonraki görüntüsünü gördünüz ama görüntülerde dikkat ettiğiniz üzere ki geçmiş hafta Mersin Yerel gazeteleri de bu konuya değinmişlerdi. Mersin şehir merkezindeki tek yeşil alan mezarlık demişlerdi ve beton blokları arasında bir vaha, bir farklı bir dünya, bir cennet, mezarlık havadan çekilen görüntülerde göze çarpıyordu. Bu Mersin'in sorunu. Ama buna rağmen, çok ilginç, buna rağmen Mersin yine de ülkemizdeki bazı şehirlere göre daha da yeşil gözüküyor. O da vakti zamanında evlerinin bahçesine, evlerinin önüne bir ağaç diken vatandaşlar sayesinde. Devam ediyoruz değerli seyirciler. Yine bir telefon bağlantımız olacak. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal'la bir bağlantı sağlayacağız. Ve kendileri bize bilgi verecek hangi konuda? Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin toplantısı Mersin'de gerçekleştirildi. Ve bu toplantıda Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği bir eğitim semineri verdi ve belediyelerin sorunları ve bu sorunların giderilmesi için belediyeler arasında ne şekilde yapılması gereken işbirliği konusunda panel verildi, seminer verildi ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal da bu semineri takip etti değerli seyirciler. Ve bu seminerle ilgili, bu toplantıyla, bu panelle ilgili bize izlenimlerini anlatacak kendileri. Az önce anlayamadım arkadaşlar. Evet, lütfen aramaya devam edin. O zaman biz başka bir gelişmemize geçelim. Kendileri hazır olduğu zaman kendileriyle bağlantı sağlarız. Ve hangi gelişmeye geçiyoruz, hangi haberimize geçiyoruz? Akdeniz Belediyesi ile ilgili haberimize geçiyoruz değerli seyirciler. Akdeniz Belediyesi 2009 yılında bir kampanya başlattı. Mahalle mahalle temizlik kampanyası, benim mahallem tertemiz kampanyası başlattı. Ve bu kampanya geleneksel hale geldi. Bu kampanyaya bu yılda başlandı ve bu kampanyaya eş başkanlar Fazıl Türk ve Yüksel Mutlu da destek verdi. Mersin Merkez Akdeniz İlçe Belediyesi tarafından ilk olarak 2009 yılında gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen Mahalle Mahalle Temizlik Kampanyası yeni dönemde Şevket Sümer ve Hal mahallelerinde başladı. Yaklaşık 50 kişilik temizlik ordusunun görev aldığı kampanyanın ilk gününe Akdeniz Belediyesi eş başkanları Yüksel Mutlu ve Fazıl Türk de katılarak destek verdi. Kampanyaya ilişkin tanıtıcı ve bilgilendirici sloganları içeren önlükleri giyen eş başkanlar 142. cadde üzerinde başlayan temizliğe bizzat katıldılar. Kimi zaman yerdeki çöpleri toplayan, kimi zaman da süpürgeyle sokakları temizleyen eş başkanlar
çalışanlar temizlik kampanyasına halkı da dahil ettiler. Temizlik ekipleri halkın katılımıyla birlikte kısa sürede söz konusu mahallelerdeki bütün cadde ve sokakları atıklardan arındırdılar. Dağıtılan broşürleri dikkatle inceleyen yurttaşlar çalışmayı başlatan Akdeniz Belediyesi'ne teşekkür etti. Çevre koşullarındaki hızlı bozulmanın ekolojik çevreyi çok önemli bir noktaya getirdiğini dile getiren Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Mutlu, bu çerçevede temiz yaşam alanlarının oluşturulması ve korunması konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini vurguladı. Evet, Akdeniz Belediyesi'ni tebrik etmek gerekiyor. Çünkü en fazla nüfus yoğunluğuna sahip ilçe ve eski bir ilçe her bakımdan ve eğitim öğretim oranının düşük olduğu bir ilçe. Sağlıktan yararlanma oranlarının, fırsatlarının düşük olduğu bir ilçe ve bu ilçede bazı şeyleri kalıcı hale getirmek için Sayın Fazıl Türk de yıllardır mücadele ediyor ve önemli başarılar da elde etti. Ayrıca ülkemize sığınan Suriyeli nüfusun en fazla yaşadığı ilçe, hiç de kolay değil aslında Akdeniz ilçesini yönetmek. Ve Ahmet Ünal hattımızda. Ahmet Bey, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ali'cim, iyi yayınlar, seni tebrik ediyorum yine. Kentin gündemiyle ilgili çok güzel program yapıyorsun, izliyorum, seni tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Bey, şimdi Akdeniz, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği toplantısı Mersin'de gerçekleştirildi. Ve o toplantıda siz de bulundunuz. Gözlemlerinizi aktarır mısınız efendim? Çünkü Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği bu toplantılarda belediyelerin sorunları masaya yatırıldı. Bu sorunların ortak bir şekilde giderilebilmesi için ne gibi işbirliği gerçekleştirilmelidir konuları ele alındı. Neler söyleyeceksiniz? Yani öncelikle Ali, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği 60'a yakın üyesiyle Mersin'de bir etkinlik gerçekleştirdi. 60 belediye katılmıştı bu etkinliğe. Ayrıca meclis üyeleri, bürokratlar, üst düzey bürokratlar da katıldı bu toplantıya. Ben bu toplantıyı çok önemsedim. Neden? Birincisi, Doğu Akdeniz Belediyesi Belediyeler Birliği'nin seçimden sonra kapanmasıyla ilgili gün sayılıyordu. Bugün kapanır, yarın kapanır falan deniyordu. Ama Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği gördü ki küllerinden tekrar ortaya çıkmış ve hakikaten çok iyi bir örgütlenmeyle çok muhteşem bir etkinlik düzenlediler. Bu etkinlikte belediyeler kendi aralarında nasıl işbirliği yapabilirler? Üretici belediyecilik nedir? Belediyeler tarihsel anlamda tarihi sorumlulukları neler ve geleceğe dönük iz bırakan hangi projeleri gerçekleştirirsek Çukurova'nın önünü açarız konularında çeşitli paneller ve etkinlikler yapıldı. Ben olağanüstü başarılı gördüm. Yani Çukurova Belediyeler Birliği'nin hakikaten bölgede üye sayısı çok fazla ama etkinlik anlamında Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği daha seçimden 6 ay geçmiş olmasına rağmen tüm üyelerini toplayarak bölgenin sorunları ve çözümleri konusunda bir deklarasyon yayınladılar. Az önce Akdeniz Belediye Başkanı'nın bölgelerindeki, kendi bölgelerinde başlattığı temizlik faaliyetleri hakkında bilgi vermiştim. Bu da o haberin üzerine gerçekten kutlanması, tebrik edilmesi gereken bir konu. Ben toplantıyı çok başarılı buldum. Biz gazeteciler de bu toplantıda gözlemci olduk. Bir önemli konu da bu Ali'cim. Yani gazeteciler hayatın tanıkları, gazeteciler dünü bugüne, bugünü yarına taşımakta kamu görevi yapan insanlar. Dolayısıyla ben 10 yıldır Çukurova Belediyeler Birliği'nin hiçbir toplantısına bir gazeteci arkadaşımızın katıldığını, neler yaptıklarını duymadım, görmedim. Ama Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin başlattığı bu projeye Adana'dan Cemiyet Başkanı Cafer Bey katıldı. Biz beraber katıldık. Biz de orada belediye başkanlarına
bölgenin sorunları, gazetecilerin sorunları hakkında bilgi verdik. Çünkü yerel medya yerel yönetimlerle işbirliği içinde olduğunda her iki tarafta kazanıyor. Tarafların birbiriyle savaşması, uzlaşmaz noktalara gelmesi bu kentin de önünü tıkayan bir çalışma diye değerlendiriyorum. Bu yüzden Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin şu anki başkanı Çukurova Belediye Başkanı'nı ben tebrik ediyorum. Bizim bölgemizden Neşet Tarhan Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin yönetim kurulunda, Fazıl Türk Hakeza Belediyeler Birliği'nin içinde. Dolayısıyla da 3 belediye başkanını orada gördüm. Kentle ilgili planlarını, projelerini, birbirleriyle nasıl yardımlaşacaklarını, bu çok önemli. Yardımlaşarak büyümenin yöntemleri üzerinde güzel projeler oluşturdular. İnşallah kentin geleceği açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ve senin de bu güzel programına, benzeri olmayan bu güzel programın hakikaten kent gündemiyle ilgili harika gündem üretiyorsun. Vatandaşlarımızı bilgilendiriyorsun. Seni de kutluyorum, tebrik ediyorum Ali'cim. Teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Kolay gelsin efendim. Verdiğiniz bilgiler için tekrar teşekkür ediyorum. Evet, ben de sana çok teşekkür ediyorum. Yayın masasındaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca bugün sabah da yine bir ilki gerçekleştirdiniz. Evet. Siz Orman Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinliği canlı yayınladınız 3G ile. Evet. O da Mersin'in betonlaşan yüzünü bir kez daha görmemiz açısından faydalı oldu diyorum. Ve çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum tüm arkadaşlarıma. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin. Devam ediyoruz değerli seyirciler. Hatırlanacağı üzere Mersin'de de çok fazla Suriyeli sığınmacı var. Ve resmi rakamlar 40 ila ki net olmamakla birlikte bazı resmi merciler rakamı paylaşmıyor. Bazı resmi noktalarda net rakam vermiyor ya da veremiyor. 40 ila 60 bin arasında bir rakam olduğu resmi anlamda dile getiriliyor. Gayri resmi bazen ortaya Mersin'de 200 bin, 250 bin Suriyeli sığınmacının olduğu düşüncesi, bilgisi ortaya atılıyor. Ama gerçek tabii ki 40 ile 50 bin arasında Suriyeli'nin Mersin ili genelinde yaşıyor olduğu. Tabii Mersin'e gelen Suriyeliler Mersin ili sınırları içerisinde bir kamp olmadığı için mahallelerde yaşıyor. Tabii çoğu yardım alıyor, yardımlarla ayakta duruyor. Ama bir birikimle Suriye'den gelen, biraz da şanslı olan insanlar ticarethaneler açıyorlar ve ticarete atılarak ailelerini geçindirmeye, hatta iş yerlerinde de Suriye vatandaşlarını çalıştırarak da bir dayanışma örneği sergiliyorlar. Mersin'de yine bir Suriyeli vatandaş bir restoran açtı ve bu restorana da özel bir teşekkür. Türklere, Türkelilere, Türk halkına, Türk milletine özel bir teşekkür mahiyetinde tabelalar yerleştirdi. Mersin'de restoran işletmecisi Suriyeli 45 yaşındaki Mamun Fakri, iş yerine Türk halkının misafirperverliği nedeniyle "Teşekkür ederiz Türkiye" yazılı tabela astı. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Mersin'in merkez Yenişehir ilçesine yerleşen Mamun Fakri, ailesinin geçimini sağlamak için restoranı açtı. Fakri, Türk halkının kendilerine verdiği desteğe iş yerine tabela asarak teşekkür etti. Merhaba. احنا جينا هون فتحنا مشان İki ülke arasındaki dostluğa dikkat çekmek için tabelanın fonuna Halep Kalesi ile tarihi Kız Kalesi'nin fotoğraflarını yerleştiren Fakri, Atatürk'ün imzasıyla portresini de ekletti. Arapça ve Türkçe tabelayı Suriyelilere sahip çıkan Türk halkına teşekkür etmek için aslını belirten Fakri, "Ülkemizdeki savaştan kaçıp buraya gelip ekmeğimiz için mücadele ediyoruz. Bizlere sahip çıkan, destek olan Türk halkına minnet borcumuz var. Türkiye'de sorun yaratan Suriyeliler için de özür diliyorum." dedi.
Değerli seyirciler, arkadaşımız Tekin Naşap ve kameraman arkadaşımız Mustafa şu anda dışarıdalar. Mersin'de Atatürk Parkı içerisinde bulunan Refah Şehitliği'ni Japon heyet ziyaret ediyor. Oradan aktarımları olacak. Tekin, söz sende. Evet sevgili izleyicilerimiz, Atatürk Parkı'ndayız. Refah Şehitliği önündeyiz. Canlı olarak ulaşıyoruz sizlere. Evet Ali Gökhan Şamiroğlu, senin de belirttiğin üzere şu an Refah Şehitliği'ndeyiz. Ve burada birazdan bir tören gerçekleşecek. Ben önce hemen buradaki ortamı sizlere aktarmak istiyorum. Büyükşehir Belediyesi bandosu hazır halde bekliyor burada. Belediye Başkanı birazdan gelecek. Japonya heyeti birazdan gelecek sevgili izleyicilerimiz. Evet, buradaki programı biraz sizlere aktarmak istiyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konuşması olacak. Sayın Burhanettin Kocamaz'ın konuşması, ardından Kushimoto Belediye Başkanı Sayın Katsumasa Tashima konuşacak ve Kushimoto Belediye Meclis Başkanı Sayın Mitsuji Umeno da bir konuşma gerçekleştirecek. Tabii ki Refah Şehitliği'nde önce çelenk sunumu gerçekleştirilecek. Bu anı da sizlere canlı olarak aktaracağız. Tören az sonra başlayacak ve bizler de şu an yerimizi aldık. Birazdan tören başlayacak, konuşmalar gerçekleştirilecek ve çelenk sunumu gerçekleşecek. Ardından da protokol konuşmaları gerçekleşecek ve bizler de bu anları sizlere canlı aktarmaya devam edeceğiz. Evet, günün anlam ve önemine dair bilgiler Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin Kocamaz tarafından verilecek. Ve ardından da Kushimoto Belediye Başkanı'nın konuşması ve Kushimoto Belediye Meclis Başkanı'nın konuşması gerçekleşecek. Birazdan canlı yayında sizlere aktaracağız. Ve ben şimdilik sözü Merkez Ali Gürkan'a bırakıyorum. Birazdan tören başlayacak. Evet, Tekin Naşap'a çok teşekkür ediyoruz. Tören başladığı anda tekrar bağlanacağız Atatürk Parkı'na, Refah Şehitleri Anıtı'na değerli seyirciler. Mersin'deki asayiş olaylarıyla devam edelim. Mersin'de hafta sonu Toros Devlet Hastanesi yakınlarında bulunan bir lokantaya silahla ateş edildi ve bir kişi yaralandı. Mersin'de kimliği belirsiz kişilerce bir lokantaya gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir kişi bacağından yaralandı. Olay Yeni Mahalle Toros Devlet Hastanesi yakınında bulunan bir lokantada meydana geldi. Yok, sen oturuyorduk, burada sıktın ha ya. Yanlarına oturdun sen. He? Bir lokal ne? Lokal nerede? Bu gündüzki. 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 He? Gündüzki ne oluyor? Yok abi, gündüzki de abi. Bak abi, gündüzki. Kimliği belirsiz 3 kişi lokantanın önüne gelerek tabancayla rastgele ateş açtı. Bu sırada lokantada yemek yiyen Şaban A isimli bir kişi sol bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Yaralı çevredeki vatandaşlar tarafından yakındaki Toros Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Saldırganlar ise olay yerinden plakası belirlenemeyen bir otomobille kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis olay yerinde yaptığı araştırmada 4 adet boş kovan buldu. Lokantanın güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri saldırganları yakalamak için harekete geçti. Toros Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Şaban Ağa'nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Hafta sonu Mersin'de aslında mevsim normalleri çerçevesinde beklenen yağış yer aldı. Tabii bu yağış kısa süreli ve kısa sürede bardaktan boşanırcasına yağdığı için Mersin şehir merkezinde ve ilçelerde alışılagelmiş noktalarda yine gölleşmeler oldu. Trafik ve vatandaş zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgar da vardı yağışla birlikte. İşte şiddetli rüzgar Mersin'in Mut ilçesinde Çömelek'te minareyi devirdi. Mersin'in Mut ilçesinde aniden bastıran kuvvetli yağış ve fırtına sırasında caminin minaresi bir evin üzerine devrildi. İlçeye bağlı Çömelek mahallesinde aşırı yağış ve fırtınada caminin minaresi 70 yaşındaki Nurten Uluşan isimli kadının oturduğu evin üzerine devrildi. Ev sahibinin dışarıda olması can kaybını önledi. Ev kullanılamaz hale geldi. Çömelek mahallesi muhtarı Osman Çopur, her şey birkaç dakika içinde oldu. Aşırı yağış esnasında hortuma benzer bir fırtına oldu.
vuruldu. Arkasından caminin minaresi evin üzerine devrildi. Ev sahibinin dışarıda olmasından dolayı can kaybı yaşanmadı. Ayrıca bazı evlerin çatıları uçtu. Elektrik tellerinin kopmasına da neden olan fırtınanın yol açtığı hasar tespiti için kaymakamlığa bilgi verdik dedi. Değerli seyirciler, Antep fıstığı dediğimizde aklımıza tabii ki Antep geliyor ve Antep fıstığı Antep bölgesinden başka bir yerde de Antep'teki kalitede ve Antep'teki çoklukta da yetişmez diye bilinirdi. Tabii zamanında Maraş'ta, Kayseri'de hatta Karadeniz'deki bazı lokal bölgelerde, Doğu Anadolu'daki özellikle Malatya'da Antep fıstığı deneme ekimleri gerçekleştirildi. Ama istenilen randıman elde edilemedi. Ama son yıllarda gelişen tarım alanındaki teknolojilerle ve çiftçilerin biraz daha bilinçlenmesi neticesinde Silifke'de Antep fıstığı üretimi gerçekleştirildi. Ve geçen yıl 200 ton elde edilen Antep fıstığı bu yıl 400 tona ulaştı. Önümüzdeki yıllarda öyle gözüküyor ki fıstık konusunda Silifke tacı Antep'ten alacak. Mersin'in Silifke ilçesinde geçen yıllarda para etmeyen Antep fıstığı bu yıl üreticisine önemli miktarda gelir sağladı. Geçen yıl Nuru mahallesinde 200 ton Antep fıstığı üretilirken bu yıl miktar 400 tona kadar yükseldi. 4.7 lira olan kilo fiyatı da 8.5 liraya çıktı. Böylece Antep fıstığı üretiminden bu yıl Nuru mahallesi 5 milyon lira gelir elde etti. Nuru Sulama Kooperatifi Sorumlu Müdürü Ersin Aktuğan yaptığı açıklamada Antep fıstığını ekonomiye kazandırmak için Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını, fıstık yetişmeden önce fiyatı konusunda ihaleye çıkardıklarını ve geçen yılki fiyatın iki katına satışına karar verildiğini söyledi. Evet, Antep fıstığına rakip olan Silifke fıstığımız geniş sahalar içerisinde yetişmeye başlamıştır. Bu tabii ki 30 yıllık önceki bir hikayedir. Özellikle sakız ağaçlarının üzerine aşılanarak Antep Silifke fıstığı genişletilmiştir. Geçen sene 250 ton olan Silifke fıstığı şu anda 400 ton üzerinde Silifke fıstığını elde ettik. Rekolte arttı. Rekolte arttığı gibi çiftçimizin de gelir kapısı oldu. Özellikle geçmiş senelerde 4.50 kuruş olan Silifke fıstığını kooperatifimiz başkanlığı 8.75 kuruştan ihale ile satımını gerçekleştirdi yaş Silifke fıstığında. Kurularda ise şu anda 25 lirayla 30 lira arasında değişmektedir. Ortalama köyümüze eski parayla 5 trilyon, yeni parayla 5 milyon TL girmiştir. Hane bazında ele alırsak köyümüze en düşük hane bazında giren rakam 30 bin TL'dir. Bu da köy ortamında bir çiftçimizin yıl boyu ihtiyacını karşılayacak maddi anlamda elini güçlendirmiştir. Kesinlikle Antep fıstığına rakibiz. Şöyle rakibiz. Özellikle baklavacı sanayicileri gelip böremizden Silifke fıstığını götürmektedirler. Sebebi de şudur. Renk anlamında daha koyu yeşile sahiptir Silifke fıstığı. Özellikle baklavanın üzerinde kullanılan fıstık daha koyu yeşil istemektedirler. Bu anlamda da bu renk çözünürlüğü Silifke fıstığında had safhada mevcuttur. Bu anlamda değer kazanmıştır ve Antep fıstığını geride bırakmıştır. Geçen sene 250 ton civarında alınan Antep fıstığı şu anda 400 ton üzerinde olmuştur. Şu gördüğünüz gibi ağaçlara, sakız ağaçlarına aşı yapılaraktan geniş sahalara gitmektedir. Özellikle orman bitkisi olduğu için sulama anlamında su isteği de daha düşüktür. Bu anlamda da köylümüz zorlayıcı bir unsuru yoktur. Geniş sahalara da ekilip genişleyecektir. Seneye 600 ile 700 ton arasında yaklaşık Antep Silifke fıstığını bekliyoruz. Devam ediyoruz ve geçiyoruz değerli seyirciler spora. Mersin İdman Yurdu'na geçiyoruz. Mersin İdman Yurdu bugün Karabük'te, Karabük deplasmanında Karabük Spor'la karşılaşacak. Ve maç saat 18'de başlayacak. Mersin İdman Yurdu da Karabük Spor için çalışmalarını tamamladı. Karabük'e gitti. Karabük'te de bir son antrenman aldı. Mersin İdman Yurdu ligin 4. haftasında deplasmanda Karabük Spor'la karşılaşıyor. Dün akşam üzeri yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdüren takımımız bugün oynanacak olan Karabük Spor karşılaşmasına hazır durumda. 4. haftaya girerken Mersin İdman Yurdu 4 puanla 6. sırada, Karabük Spor ise 1 puanla sonuncu sırada yer alıyor. Bu akşam 18'de start verilecek olan maç Doktor Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.
Sporla devam edeceğiz. Ancak Cumhuriyet Meydanı'nda Refah Şehitliği'nde tören başladı. Tekin söz sende. İki ülkenin de maaşları. Kuşunaltı Belediye Başkanı Sayın Katsunan Satışman'ın konuşması. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Sayın Haluk Tunsun'un konuşması. Öncelikle Kuşmaço Belediye Başkanı Sayın Kasumaz Ataşıma ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haluk Tunsu Beyefendi'yi Ertuğrul Anıtı'na davet ediyorum. Çelenklerini sunmak üzere. Evet sevgili izleyicilerimiz şu an canlı yayındayız. Çelenklerimiz sunumu gerçekleşecek. Protokol konuşmaları gerçekleşecek birazdan. Ve şu an Niçel TV olarak da bu anları sizlere canlı olarak aktarıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Kuşmaço Belediye Başkanı sevgili seyircilerimiz şu an anıta çelenk koymak üzere alandaki yerlerini aldılar. Ve çelenkler sunulmak üzere sevgili seyircilerimiz şu an yerlerini aldılar. Evet, Büyükşehir Belediyesi'ne ait çelenk sunumu iki belediye adına gerçekleşiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi çelengi Haluk Tunçsu ve Kuşmaço Belediye Başkanı tarafından ve şimdi de Kuşmaço Belediyesi'nin çelenk sunumu gerçekleşecek. Evet. Refah Şehitliği'nde sevgili izleyicilerimiz ve Kuşmaço Belediyesi çelengi de şu an sunumu gerçekleştirildi. Çelenk adına Genel Sekreter Haluk Tunçsu tarafından sevgili seçilmiş ve bir saygı duruşu gerçekleşti. Çelenk sunumunun ardından konuşmalar gerçekleşti. Kuşmaço Belediye Başkanı da günün anlamını, önemine binaen birer konuşma gerçekleştirecekler. Programa bağlı kalınarak sevgili seyircilerimiz. Öncesinde tabii iki ülkeye evet, ait. Evet değerli konuklar, şimdi de önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Silah arkadaşlarının hatıraları önünde ve Ertuğrul Fırkateyni faciasında hayatlarını kaybeden Türk denizcileri için sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve ardından iki ülkenin marşlarını okumaya davet ediyorum.
Evet değerli seyirciler, zaman zaman Refah Şehitliği anıtına bağlanacağız. Sporla devam ediyoruz. Ben Sidman Yurdu bugün Karabük'te, Karabük Spor'la saat 18'de Doktor Necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda Süper Lig'in 4. haftası kapsamında maça çıkacak. Maç saat 18'de başlayacak. Mersin İdman Yurdu'nun bu maçını ve diğer gelişmeleri konuşacağız. Akdeniz Gazetesi'nden Mehmet Selvi ile değerli seyirciler, ki şunu da belirtelim, 5. haftada Mersin İdman Yurdu Bursa Spor'u konuk edecek. Hatırlanacağı üzere geçen hafta Rıza Çalınbay basın toplantısında Bursa Spor maçına Tevfik Sırrı'nın yetişmesi zor diye bir açıklama yapmıştı. Ve Mersin İdman Yurdu yetkilileri eğer gerekirse birkaç gün Bursa Spor maçının ileri bir tarihe ertelenmesi gerektiği yönünde bir istekte bulunmuşlardı Futbol Federasyonu'na. Futbol Federasyonu bunu da kabul etmedi. Ve beklenen cevap ne federasyondan ne de Mersin İdman Yurdu yetkililerinden geldi. Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden geldi. Çünkü Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bize çok fazla telefon geliyor. Maç saat kaçta, Adana'da mı oynanacak Mersin İdman Yurdu Bursa Spor maçı? Biz de gerekli yerlerden bilgiyi aldık. Mersin kamuoyuna biz de duyuruyoruz dedi Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü. Hayır, maç Tevfik Sırrı'da oynanacak kararlaştırılan gün ve tarihte. Evet arkadaşlar, telefon ulaşamıyoruz. Peki teşekkür ediyoruz o zaman. İşte bu bilgileri sizlere aktardık. Bursa Spor maçı da Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda oynanacak değerli seyirciler. Ve Bursa Spor maçından sonra 3 hafta boyunca yine kendi evindeki maçlarını Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda oynayacak Mersin İdman Yurdu. Eğer Mersin Stadyumundaki zemin yenileme çalışması yetişirse, Mersin Stadyumunun zemini uygun bir hale gelirse Mersin İdman Yurdu Mersin Stadyumuna taşınacak. Ama eğer inceleyen kurum, kişiler, yetkililer onay vermezlerse Mersin İdman Yurdu ilk yarı kendi evinde oynayacağı bütün maçları Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda oynayacak. Ve yerel gazetelere geçeceğiz ama öncesinde tekrar bir soralım Atatürk Parkı'yla törenle ilgili. Evet, yerel gazetelere geçelim efendim. Yerel gazetelerden ilk olarak bakıyoruz Çukurova gazetesine. Çukurova gazetesi bugün 1. sayfasında şöyle bir başlık atıyor: Barış istiyorsan özür dileyeceksin. Hemen ayrıntısına geçiyoruz. Şöyle diyor gazete: Çaldıran Savaşı'nda 50 bin Alevi'nin katledildiğini söyleyen Toros Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Özer, o günden bugüne bu topraklarda Alevilere yönelik tutumun değişmediğini dile getirdi. Özer, bu topraklarda barış isteniyorsa devlet Alevi katliamıyla yüzleşmeli ve özür dilemelidir dedi, diyor. Ve Yenişehir Kültür Merkezi'nde hafta sonu düzenlenen bu toplantının ve konferanstaki konuşmacıların bu konuyla ilgili dile getirdiği, aktardığı bilgiler, görüşler Çukurova gazetesinde ele alınıyor. Çukurova gazetesinden hakimiyete geldiğimizde hafta sonu haber bültenlerimizde yer verdiğimiz konuya değiniyor gazete: Sağlık paralandı. CHP Mersin Milletvekili Profesör Doktor Aytuğ Atıcı, mevcut iktidarın sağlıkta paran kadar sağlık politikası yürüttüğünü ifade etti. Sağlık Bakanlığı'nın nüfus cüzdanı olan herkes istediği hastaneye gidecek söyleminin aldatmaca olduğunu dile getiren Atıcı, sağlığın parası olana hizmet, parasıza ölüm düzeyine geldiğini kaydederek sağlık her gün daha çok paralanıyor dedi. Ve bu konuyla ilgili Sayın Atıcı'nın verdiği bilgiler, görüşleri hakimiyette ele alınıyor. Hakimiyetten İMC'ye geldiğimizde İMC Mersin'in kaderi mi sorusunu soruyor. Aşırı yağışlar kentin birçok noktasında hayatı yine felç etti ve Mersin'de sel manzaraları yaşandı. Özellikle ana arterler adeta dereye döndü Mersin'de. Kenar mahallelerde de durum ana caddelerden farksızdı diyor. Ve bu Mersin'in kaderi mi sorusunu soruyor. İMC gazetesi de Mersin'in altyapı sorununa işaret ediyor
Burhanettin Kocamaz döneminde de aynı görüntüleri yaşıyoruz. Böyle olmaması için tedbir, önlem alınabilir miydi sorusunu soruyoruz ve bu konuda cevap bekliyoruz. Geçiyoruz diğer bir yerel gazetemize. Kadın gazetesine geldiğimizde devlet engellemeli başlığını görüyoruz. Ayrıntı şöyle efendim. Suriyeli kadın mültecilerin para karşılığında ikinci eş olarak evlendirilmesinin ceza kanununa göre suç olduğunu belirten yardımcı doçent doktor Murat Balcı, Suriyeli mülteci kadınlarla yapılan ikinci evliliklerin devlet tarafından engellenmesi gerekiyor. Ayrıca ikinci evlilik ceza kanunumuzda da suç olarak kabul ediliyor demiş ve Suriyeli mültecilerin bu sorunlarıyla ilgili devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptırım uygulaması gerektiği belirtiliyor haberde. Kadın gazetesinden Mersin'e geldiğimizde beceriksizler başlığını atıyor gazete. Ne için? Bir Mersin klasiği haline gelen zamansız ve plansız elektrik kesintisi bu kez ünlü sanatçıların sahne aldığı konsere denk geldi. Kesintiye bir de bozuk jeneratör eklenince durum tam bir fiyaskoya döndü. Mersin Deniz Ticaret Odası'nın Yenişehir Kültür Merkezi'nde düzenlediği gecede değerli seyirciler, ki Yenişehir Kültür Merkezi de Yenişehir Belediyesi tarafından yeni yapılan bir merkez, kültür merkezi ve Türkiye'nin en büyük ve en modern kültür merkezi Mersin'de Yenişehir Belediyesi'nin kültür merkezi. Mersin Deniz Ticaret Odası orada kuruluş yıl dönümüyle ilgili bir program düzenledi. Bu programda Türkiye'nin ünlü sanatçıları sahneye çıktılar. Ama o sırada dışarıda yağış vardı, elektrikler kesildi. Ve o kültür merkezinin, Türkiye'nin en büyük, en modern kültür merkezinin jeneratörü çalışmadı. Ve sanatçılar sahnedeki o kadar elektronik alet kullanan müzisyenler kapkaranlıkta kaldı. Ve sanatçılar sanatlarını dile getiremediler. Salon cep telefonları ışıklarıyla aydınlatıldı. Ve tabii doğal olarak konserler sona erdiği için fuayeye geçildi. Orada da gerekli aydınlatılma, bu gibi durumlarda aydınlatılması gereken özel tedbirler alınmadığı için konuklar yine cep telefonlarının ışıklarıyla kokteylde sohbet ettiler. Fikir alışverişinde bulundular. Ama tabii ki Mersin yine dünya, Türkiye'nin en önemli sanatçılarına bu konuda rezil oldu. Ve işin ilginç yanı, tekrar ediyorum, Türkiye'nin en büyük ve en modern kültür merkezinde böyle bir rezalet yaşandı. Yenişehir ilçesinde, Yenişehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde. İşte bu konu beceriksizler başlığıyla ele alınıyor Mersin gazetesinde. Ve efendim haftalık Tercüman gazetesine geldiğimizde şöyle bir başlık görüyoruz. Bugün yayımlanan sayısında bu taslak odaları yok sayıyor başlığını atıyor haftalık Tercüman gazetesi. Türk Diş Hekimleri Birliği olağanüstü toplandı, eylem kararı çıktı. Mersin Diş Hekimleri Odası Başkanı Abdurrahman Doğulu, 15 yıldır uygulanan ve ciddi sorunlar yaratmayan mevcut yönetmeliğin neden değiştirilmek istendiğini tahmin etmek zor değil. Yönetmeliğin bu haliyle Türk Diş, evet orasını okuyamadım değerli seyirciler, Türk Diş Hekimleri Odaları yok sayılmak isteniyor yönetmeliğin bu haliyle diyor ve diş hekimlerinin sorunlarını aktarıyor, ele alıyor Tercüman gazetesi. Ulaşabileceğimiz başka bir haberimiz var mı? Şöyle bir haber var. Kocamaz biz hazırız dedi Mersin'de. Mersin Ekonomi Platformu önderliğinde bir Mersin Ekonomi buluşması, Mersin'i nasıl marka kent yapabiliriz başlığıyla bir buluşma, bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda söz alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin'i marka kent haline getirebilmek için biz hazırız dedi ki zaten Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde yapılması gereken bir proje ve uygulama olduğu da
dile getirildi Mersin'deki birçok sivil toplum kuruluşu tarafından diyoruz. Ve değerli seyirciler, bağlantı eğer değerli seyirciler, Atatürk Parkı'nda Refah Şehitliği anıtında tören devam ediyor. Japonya'dan gelen heyet bu törenin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına geçecek ve Sayın Kocamaz'ı makamında ziyaret edecek. Gelişmelere haber bültenlerimizde yer vereceğiz. İçer gündemi de bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.